Merhaba çocuklar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Dersimizin konusu çıkarma işlemi. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet çocuklar, karşımızdaki çıkarma işlemlerini yapalım. Bakıyoruz. İlk örneğimizde 9-3 var. 9'dan 3 çıkaralım. Öncelikle 9 tane topumuz geldi. Şimdi 3 tanesini çıkaralım. 1, 2, 3. Bakalım geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9'dan 3 çıkarırsak kaç kalırmış çocuklar? Evet, 6. Sıradaki örneğimize geçelim. 5'ten 0 çıkarıyoruz bu kez. 5 tane topumuz geldi. 0 tanesini çıkaralım bakalım. Çıkarın bakalım. 0 ne demek? Kaç tane çıkaracağız demek? Hiçbir şey çıkarmıyoruz demek, değil mi? 0 hiçliği belirtiyordu. O zaman 5'ten hiçbir şey çıkarmazsak geriye kaç tane kalır çocuklar? Evet, 5 tane kalır. 5'ten hiçbir şey çıkarmazsak geriye 5 kalır. Aferin çocuklar. Devam edelim. Şimdi ise alt alta bir çıkarma işlemi var. 8'den 2 sayısını çıkaracağız. 8 tane topumuz geldi. 2 tanesini çıkaralım. 1, 2. 2 tanesini çıkarırsak geriye kaç tane kalır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye 6 kalır. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. Devam edelim. Çocuklar, şimdi yapacağımız işlemlerde çıkanı bulmayı öğreneceğiz. Peki bu çıkanı bulmak ne demek? Burada bir çıkarma işlemimizde ikinci terimimize biz çıkan diyoruz. Şöyle ki, başta bir sayımız var değil mi? Bakın 7 sayısı. 7 sayısından kaç çıkarıyoruz? 4. İşte bu çıkardığımız sayıya biz çıkan diyoruz. 7'den 4 çıkarırsak 3 kalır. Aradaki sayı bizim çıkanımız. Çıkan diyoruz. Devam edelim. Bununla ilgili işlemler yapalım. Karşımızda bir pizza var. Pizza dilimlere ayrılmış. Bakalım kaç tane dilim var. Haydi birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dilimli bir pizza. Peki bakalım bize ne soruyor? 6 dilimli bir pizzadan bir kısmını çıkarıyormuşuz, yani yedik. Geriye 5 dilim kalıyormuş. Bakın, 6 dilimli bir pizzamız var. Kaç dilimini yersek 5 dilim kalır, bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle 5 dilimi ayıralım ve geriye kalanı çıkaralım ve çıkanı bulmuş olalım. Bakalım, 5 dilim ayırıyorum. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5'ini ayırdık. Bu kısmı da çıkarıyoruz. Bakın, 6 dilimli pizza, bu kısmı çıkardık. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 dilim kaldı. Demek ki biz kaç dilim yedik çocuklar? Kaç dilim çıktı? Söyleyin bakalım. Evet, 1 dilim. 6'dan 1 çıkarsa geriye 5 kalır. Anladık mı çocuklar? Sorularımızı çözmeye devam edelim. Şimdi ise karşımızda bir palyaço var ve elinde renkli balonlar var. Öncelikle sayalım bakalım kaç tane balon var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Palyaçonun elinde 7 tane balon var. Bu balonlardan birkaç tanesi patlatılıyor ve geriye kaç tane balon kalıyor? Bakın söyleyin bana bakalım. 5 tane. 7 balondan kaç tanesini çıkarırsak, patlatırsak geriye 5 tane kalır?
onu bulmaya çalışacağız. Öncelikle geriye 5 balonumuz kalıyor ya. Bu 5 balonumuzu biz ayıralım ve diğerlerinin üzerine çarpı koyalım. Kaç tane çıkardığımızı bulalım böylece. Haydi 5 tanesini ayıralım. 1 2 3 4 5. Bakın bu 5. balonumuz. Buraya kadar ayırıyoruz. Geri kalanları çıkaracağız. Haydi çıkaralım. Çıkardık. Bunu da çıkardık. 5 balonumuz kaldı mı? Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5. Evet. 7 balonumuz vardı. Birkaç tanesini çıkardık. Geriye 5 balonumuz kaldı. Şimdi söyleyin bakalım. Kaç tanesini çıkardık? Kaç tanesini üzerine çarpı koyduk? Bakın 1 2. Demek ki 7'den 2 çıkarsa geriye 5 kalır. Anladık mı çocuklar? Güzel. Devam edelim. Şimdi ise karşımızda kuşlar var. Bakalım. Daldaki kuşlar. Uçan kuşlar, kalan kuşlar. Dalda kuşlar varmış. Bir kısmı uçmuş ve geriye bu kadar kuş kalmış. Bakalım en başta kaç kuşumuz vardı ve en sonda kaç kuşumuz kaldı? Bunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kuşumuz varmış. Bir kısmı uçmuş. Geriye 1, 2, 3, 4 kuşumuz kalmış. 6 kuşumuz vardı. Bir kısmı uçmuş. Geriye 4 kuş kaldı. O zaman 4 kuşumuzu ayırıyoruz. Geri kalanları uçuruyoruz. O zaman haydi ayıralım. 1, 2, 3, 4. 4 kuşumuz kaldığına göre kaç tanesi uçmuş çocuklar? Bakın 1, 2. 6 kuştan 2 tanesi uçarsa geriye 4 kuş kalır. O zaman haydi bu 2 kuşu uçuralım. 1, 2. 2 kuş uçtu. O zaman diyoruz ki 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. Devam edelim. Şimdi ise karşımızda yoyolar var. Öncelikle kaç tane olduklarını sayalım. Hazır mıyız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 tane yoyo var. Birkaç tanesini eksiltmişiz. Geriye kaç tane kalmış sayarak bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi o zaman sorumuzu şöyle sormalıyız. 10 yoyodan kaç tanesini çıkarırsak geriye 7 yoyo kalır? Haydi bulalım. Öncelikle 7 tane yoyoyu sayalım ve geri kalanları çıkaralım. Hazır mıyız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 yoyoyu bırakıyoruz. Geri kalanları çıkarıyoruz. Haydi çıkaralım. 1, 2, 3. Bunları çıkardık. Geriye 7 yoyomuz kaldı. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki söyleyin bakalım. 10 yoyodan kaç tanesini çıkarırsak 7 yoyo kalır? Kaç tanesini çıkardık? Evet, sayalım. 1, 2, 3. 10'dan 3 çıkarsa geriye 7 kalır. Aferin çocuklar. Evet, dersiniz bitmiştir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.